Sizlere sensörleri anlatırken PNP ve NPN olmak üzere iki çeşit olduğunu söylemiştik. PNP girişlerde PNP sensör kullanmanızı söylemiştik. NPN sensör kullandığınız zaman ne olur? Şimdi ben sizlere onu göstereceğim. Biz uygulamamızı yaparken endüktif sensör kullandık ama NPN kullanmışız. Sensör algılıyor ama PLC girişi aktif olmuyor. Sizlere göstereyim. Şu an endüktif sensör algıladı. Görüyorsunuz ışık yanıyor ama altın oğlu ışıkta herhangi bir hareket yok. Bunun sebebi NPN olması arkadaşlar. Mesela yanındaki optik sensöre gelelim. Optik sensörü gösteriyorum. Merhaba arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz videonun ve diğer videoların da yer aldığı Siemens S7200 ile otomasyon pano uygulamaları kursu şu anda udemy.com sitesinde yer almaktadır. Sizler de bu kursa indirimli bir şekilde sahip olmak istiyorsanız açıklamada yer alan indirim linkine tıklayabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Bak mesela optik sensör algıladı. Hemen PLC girişi aktif oldu. I0.7. Ama yanındaki sensörün NPN olduğu için algılamadı. Bunu nasıl anlıyoruz? NPN ve PNP mi olduğunu? Şu şekilde anlıyoruz. Sensör algılıyorsa demek ki beslemesinde bir sorun yok. Çıkışını kontrol edeceğiz. Çıkışı eksi mi artı mı? Avametrenin voltaj kademesini alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Endüktif sensörden gelen kabloya tutuyorsunuz. Sonra kaynağın önce bir artısını tutuyorsunuz. Avametreyi gösterelim. 24 volt görüyorsunuz. Bir de eksiği tutuyorsunuz arkadaşlar. Gene ammetreyi tutalım. 0 volt. Demek ki bizim endüktif sensörden gelen kablo eksi arkadaşlar. Eksi olduğu için NPN sensör olduğunu anlıyoruz. Şimdi biz bunu PNP sensör ile değiştireceğiz ve otomasyon panomuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar PNP sensörle değiştirdik az önceki NPN sensörü. Onu çıkarttık. PNP sensörü taktık. Şimdi sizlere göstereceğim. Bu optik sensör. Optik sensör önüne gelen kitabı algıladı. Çıkış verdi. I06 gördüğünüz gibi aktif oldu. O yüzden sensörleri anlatırken size söylemiştim. Girişleri PNP yapıyorsanız sensörleri de PNP kullanmak zorundasınız. Yoksa sinyal 0 volt gelir. Bu şekilde çıkış olmazdı. Şimdi düzelttik ve artık sensör algıladığı zaman PLC'nin girişini aktif ediyor. Merhaba arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz videonun ve diğer videoların da yer aldığı Siemens S7200 ile otomasyon pano uygulamaları kursu şu anda udemy.com sitesinde yer almaktadır. Sizler de bu kursa indirimli bir şekilde sahip olmak istiyorsanız açıklamada yer alan indirim linkine tıklayabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Merhaba arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz bu videonun da yer aldığı Siemens PLC S7200 ile otomasyon pano uygulamaları kursu şu anda engcenter.com sitesinde yer almaktadır. Bu kursta otomasyon pano malzemeleri, PLC bağlantıları, PLC yazılım uygulamaları ve otomasyon pano bağlantıları gösterilmektedir. Bu kursa hemen sahip olmak istiyorsanız engcenter.com sitesinden satın alabilirsiniz. İyi dersler dilerim.